geldi Onur ama şimdi topu kurtardı. Kale boş. Gol pozisyonu ve topalarda Çağatay ve gol. Gol gol gol. 3 oluyor. 3-0 oluyor. Çağatay Yılmaz'ın golü. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bursaspor'umuz Samsunspor'la Timsah Arena'da bir maç yaptı ve maçı Bursaspor'umuz 3-0 kazandı. Net skorla 3-0 kazandı. Gerçekten Mustafa Hoca ve ekibini tebrik ediyoruz. Bizleri izlerken adeta ağlattılar. O kadar da güzel oynadılar. Bütün ekibe teşekkür ediyoruz ve helal olsun diyoruz. Hafta içinde Bandırma Spor'u da gene 2-1 yenince bu sefer 2 maç üst üste hiç galip gelememe durumumuz vardı. Bunu bu sezon hiç yapamamıştık ve ilk defa 2 maç üst üste galip gelmiş olduk. Aldığımız bu 3 puanlarla birlikte playoff hattına biraz daha yaklaştığımızı söyleyebiliriz. İlk yarının bitimine 3 hafta kala bakalım bizleri neler bekliyor. Hep birlikte göreceğiz. Samsun maçında yaşananlara geçeceğiz ama öncesinde hafta içinde yaşanan birkaç olay vardı. Ondan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Öncelikle Samsun Spor'un as başkanı koronavirüsten vefat etti. Mustafa Kemal Erkanat. Ailesine, sevenlerine ve Samsun Spor camiasına gerçekten gönülden başınız sağ olsun diyoruz. Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın. Bursa Spor'la ilgili önemli bir başka konu da hafta içerisinde Bataja'nın bir heykeli vardı hatırlayacaksınız timsahla birlikte. Bunu Özcü Tesla'nın girişine bir platformun üzerine konulmuş ve bir açılış yapılmak üzere de üstü örtülü şekilde bekletiliyor. Zannediyorum Bataja'yı Bursa'ya çağırdıktan sonra bir açılış yapılacak. Bataja da bu daveti kırmadan gelecektir diye düşünüyoruz. Yine camia için, futbolcular için, taraftarlar için çok olumlu bir motivasyon kaynağı diyebiliriz bu duruma. Şimdiden bütün taraftarlarımıza hayırlı olsun diyorum. Bursaspor Samsunspor maçı bir taraftan da ilginç bir durumu aslında ortaya çıkarttı. Geçen seneki futbolcularımızdan Keremcan Akyüz bu sene Samsunspor'da ve geçen senenin son maçlarında hatırlayacaksınız bir olay yaşanmıştı. Anıl, Keremcan ve Özer'in karıştığı bir olaydı bu. Sonuç itibariyle haklı gözüken Anıl ve Kerem takımdan gitmişlerdi ve ilk fırsatta gitmişlerdi. Özer de gene takımda kalmayı tercih eden oyunculardandı. Bu maçta karşı karşıya gelirlerse ne olacak diye merak ediyordum açıkçası. Fakat her ikisi de gene profesyonelliğin gerektirdiği şekilde davrandığını söyleyebiliriz. Gene korktuğumuz bir şey başımıza gelmedi. Özer'in kırmızı kartı dışında diyelim. Bir taraftan da tabii Ertuğrul Sağlam'dan bahsetmek lazım. Tabii uzun uzun bahsederiz aslında ama hani kısaca şunu söyleyeyim. Ertuğrul Sağlam Bursaspor'u şampiyon yaptıktan sonra Bursaspor'a 13. kez rakip oluyor ve bu maçların 6'sını kazanmış. Aslında Bursaspor'a karşı başarılı da diyebiliriz. Fakat bugün mayası tutmadı belki de. Bursaspor gençleriyle Ertuğrul Sağlam'ı üzdü. Samsunspor son 7 maçında yenilmiyordu ve 12 maçta da sadece 1 mağlubiyet almıştı ta ki bugüne kadar. Gençlerimiz bugün Samsunspor'a 2. mağlubiyetini tattırdı. Bursaspor'un ilk 11'inde de gene 7 tane Vakıfköy patentli futbolcu bulunuyordu. Vakıfköy gururla sunar. Bursaspor'la Samsunspor Bursa'da 32 kez karşılaşmış ve bunların 18'ini Bursaspor kazanmıştı. 7'si berabere 7'sini de Samsunspor kazanmıştı. Bugünkü galibiyet sonrası galibiyet sayısını 18'den 19'a getirmiş olduk. Maça geçecek olursak maçın başında Samsunspor'un as başkanı için bir saygı duruşu yapıldı. Ardından maçın hakemi maçı başlattı ve maçın hakeminden de biraz bahsetmek istiyorum. Yaşar Kemal Uğurlu. Kendisini Süper Lig'den de hatırlayacaksınız. Arkadaşlar bu hakem daha önce Bataja'nın son maçında burada Timsah Arena'da Bataja'ya sarı kartını veren hakemdi maç sonunda. Yani hatıra olarak Bataja'ya değer verdiğini de buradan aslında görüyoruz. Bugün yaptığı Özer'in kırmızı kartı dışında, çift sarı kart vermesi dışında bence fena maç yönetmedi. Yine Süper Lig klasmanında olan bir hakem. Kendisiyle iyi anılarımız vardı. Keşke bugün Özer'e verdiği kırmızı kartta da gene doğru karar verebilseydi. Maçın 3. dakikasında sahamızdan çıkarken kaptırdığımız topta Ataberk'le Samsunsporlu bir futbolcu çaprazdan karşı karşıya kaldı ve yüreğimiz ağzımıza geldi daha maçın başında ne oluyoruz diye. Çaprazdan vurulan şutta top kaleye paralel gitti ve top en sonunda taca çıktı. 5. dakikada bu sefer boşta kalan topa Burak Altıparmak gelişine güzel vurdu, sert vurdu ve kalecinin üzerine gitti. Bursaspor ilk pozisyonunda bu arada 5. dakikada girmiş oldu. Şimdi skora bakınca 3-0 ama maçı Samsunspor force etti diyebiliriz bir taraftan. Ve maça başladığında da Samsunspor, Bursaspor hep önde bastı. Bursaspor sahasından çıkmak için oldukça fazla hazırlık pası yapması gerekiyordu. Ve Samsunspor önde basınca Bursaspor savunmasını hataya zorladılar. Bunlardan birisinde de 16. dakikada Onur Atasar dengesini kaybettiği durumda
Sağ kanattan güzel bir atak geliştirdi Samsun Spor ki gene bundan bir netice elde edemediler. Yasi koşuyor. Yasi topu kazanıyor Gıyasi. Atak Samsun Spor adına. Gıyasi bir de çalım attı. Pasını çıkarttı. Gol pozisyonu. Şut dışarıya gidiyor. 20. dakikaya geldiğimizde bu sefer bizim kendi sahamızdan kaptığımız topla ileriye hızlı çıktık ve Samsun Spor'u 5'e 4 yakalamıştık. Burak Altıparmak'ın sürdüğü top ceza sahasına yakın bir kısımda ortaya doğru öyle bir güzel pas attı ki aslında Batuhan Kör de topu tavana doğru çaktı. Gerçekten izlemesiyle tüm futbol severlere güzel bir gol izlettirdik diyebilirim. Batuhan da bu golüyle sanki uzun süredir atamadığı gol serisini sonlandırdı ve gol sevinci de gerçekten böyle hırsını bizlere gösterdi. Şimdi Bursaspor atak geliştiriyor. 20. dakikaya giriyoruz. Ceza alanı dışı. Destekle geldi. Orta gol pozisyonu ve gol. Toparlara gol. Bursaspor öne geçiyor. Batuhan. 20. dakika. Skor 1-0 olunca Samsun Spor bu sefer ürkek bir şekilde geriye yaslandı. Biz de aşırı basmaya başladık ve 10 dakika boyunca Samsun Spor 3. bölgeye dahi gidemedi. Bu arada 2. golü de bulabilirdik. Oldukça iyi bastık. Fakat 2. gol bu ara gelmedi. 30. dakikadan sonra oyunun kontrolü gene Samsun Spor'a geçti. Guido Kocher'le birlikte kanatlardan etkili olmaya çalıştılar. Bir de zenci bir oyuncuları vardı Jesse diye. O Jesse de bence oldukça hareketli ve güzel işler yapıyor. Bu iki oyuncu da Bursaspor'un savunmasını oldukça zorladılar. 35. dakikada Guido Kocher'in kafasını Ataberk uçarak çok güzel kurtardı. Burada skorun birbirine gelmesini Ataberk engelledi diyebiliriz. 37. dakikada Batuhan defansın arkasına doğru bir koşu yapmıştı. Fakat ona top atılmadı. Daha sonrasında dönen topta Özer de tek topla o kadar güzel gördü ki Batuhan'ı. Pozisyon offside da değilmiş bu arada. Ona da sevindik. Batuhan'a gelen topta Batuhan ilk başta stoperin sağına doğru çekti ve yani şöyle Almanya Bundesliga liginde gördüğümüz goller gibi topa çok güzel vurdu. Bir 22-23 metre vardı mesafe. Ve bir anda 2-0 öne geçmiş olduk. Özer'in de gene tek topla atmış olduğu asist de gerçekten bence çok güzeldi. Pozisyonun tekrarını da izlediğimizde gerçekten offside olmadığını da gördük. Ki buna benzer bir pozisyonda gene Altay'a attığımızda hakem offside gerekçesiyle golü saymamıştı. Hakemi de burada tebrik etmek lazım. Zannedersem Erdinç Sezer tamdı. Gerçekten pozisyonu iyi süzmüş. Ali Akman, ara pas, bayrak kalkmadı. Oyun devam ediyor Batuhan. Şut ve nefis bir gol. Mükemmel bir gol. Batuhan Kör harika vuruyor topa. Skor 2-0 olunca Samsun Spor atakları devam etti bir taraftan. 39. dakikada Nadir Çiftçi'nin gene sağ çaprazdan çekmiş olduğu şut direğin dibinden hemen auto çıktı. Burak Altıparmak. Nadir Çiftçi. Nadir topu korudu. Vurdu. Ve yan ağlar. Yan ağlara gidiyor top. Ardından 43. dakikada ceza sahasına yapılan ortada penaltı noktasının oradan yapılan bir kafa vuruşu vardı ki o da gene Ataberk'in solundan az farklı auto çıktı. İlk yarı bu skorla 2-0 sona erdi ve oyuncular soyunma odasına gittiğinde Ertuğrul Hoca'nın geri döndüğünde 3 oyuncu değişikliği yaptığını gördük. Ki bu normalde herhangi bir maçta görmeye alışkın olduğumuz bir durum değil. Ve Ertuğrul Hoca'nın değiştirdiği oyuncular da hep ileri uçtaki oyunculardı. Ve beklenildiği gibi Samsun ikinci yarıya önde baskıyla başladı gene. Ve bunda etkili de olduklarını söyleyebiliriz. Bursaspor da bu arada kontra ataklarla etkili olmaya çalıştı. Ve sağ kanattan genelde Burak Kapacağı kullandığını gördük. İkinci yarının başı orta saha mücadelesiyle genelde geçti. Ve 59. dakikada Ataberk'e gelen şutta Ataberk çaprazdan gelen şutu iyi kurtardı. Burak ceza alanı içi. Burak şut kaleci. Ataberk ve korner. 61. dakikada öyle bir pozisyon yaşandı ki gerçekten hepimiz üzüldük. Özer'in rakibiyle yapmış olduğu ikili mücadelede omuz omuza diyeyim artık mücadeleye. Sanki eli rakip futbolcunun suratına gelmiş gibi oyuncu kendini yere bıraktı. Hakem de burada faul düdüğünü çalınca Özer de sinirlendi. Haklı olarak yani hakemi kandırmaya yönelik olarak aslında Samsunlu'ya sarı kart vermesi gerekirken bir anda faul çalınmış ve atağınız kesilmiş. Özer de yani hırslı bir futbolcu. Yani bunu kaldıramadı ve yani bu profesyonelliğe yakışmayacak şekilde topu tribünlere attı. Hakem de bu sefer çift sarı kart gösterdi. Yani ikinci sarı kart niyeydi ben gerçekten herhalde dedim ki suratına bilerek vurduğunu düşündüğü için
ikinci sarı kartı verdiğini düşündüm. Özer Hurmacı rakibinin yüzüne doğru bir hamle, kart çıkacak. Rakibinin yüzüne yaptığı müdahaleden sonra sarı kart gördü. Topu gitti tribünlere yolladı üst üste. 2 saniye içinde 2 sarı kart ve kırmızı kartla oyun dışında Özer Hurmacı Bursaspor 10 kişi. Gerçekten hakemin burada yapmış olduğu hata maçın sonucunu etkileyebilirdi. Yani bu son 4 maçta 3. hakem hatası diyebilirim. Sonuçta bu maçı kazandık ama Özer bir sonraki hafta oynayamayacak. Sadece sarı kart görseydi bile Özer haftaya sarı kart cezası durumuna düşecekti. Şimdi kırmızı kart gördü ve 3 sarı kartı gene duruyor. Özer bunları geçen sene daha sık yapıyordu. Bu sene iyi gidiyordu aslında ama artık hakemler Özer'i de çileden çıkarttı. Özer'in de kendine biraz burada çeki düzen vermesi lazım. Bu kırmızı kart sonrası Samsunspor oyunu biraz daha sertleştirdi. Hemen kırmızı kartın sonrasında Burak Altıparmak'a öyle bir faul yapıldı ki hakem sarı kart bile vermedi. Orada biraz şaşırdık. 65. dakikada gene Ataberk güzel bir kurtarış yaptı. Ceza alanı içi, orta, kafa Ataberk! Çizgide çıkarıyor topu Ataberk! Ardından gene bir orta saha mücadelesinde Batuhan'ın aşil tendonuna basıldı ve hakem burada ilk defa sarı kartını çıkartmış oldu Samsunspor'a. Ki yapılan faul sarıydı ama hani biraz daha sert olsaydı Batuhan sakatlanabilirdi. Gene Vefa Temel gibi uzun süre sahalardan uzak kalabilirdi. Takım 10 kişi kalınca ileri çıkma işini Burak Kabacak'a verdik tamamıyla. Ve gerçekten Burak Kabacak da ikinci yarı bu fırsatı iyi değerlendirdiğini düşünüyorum. Maçın adamı olamasa da gene topu ileride tutmamızı sağladı. Ve 73. dakikada öyle bir pozisyon oldu ki gene sağ taraftan koptu, ta kaleciye kadar gitti. Sıfırdan da gene Ali Akman'a doğru çıkaracağı topu kaleci engelledi. Orada skor 3-0'a gelebilirdi. 74. dakikada Mustafa Hoca ilk oyuncu değişikliğini yaptı ki bu dakikaya kadar hiçbir oyuncu değişikliği yapmamıştı. 2 gol atan Batuhan Kör'ü kenara aldı ve Çağatay'ı sahaya sürdü ki ileri çıkmakta sadece sağ kanadı kullanıyorduk bu dakikaya kadar. Bundan sonra sol kanadı da gene Çağatay'la kullanmayı denedi. Hemen 2 dakika sonrasında gene sol kanattan gelen bir atağımızda Onur Asasayar'la golü bulduk fakat pozisyon tekrarında da gördük zaten. Pozisyon offside'tı. Emirhan ara pası güzel, karşı karşıya pozisyon, vuruş ve gol! Ama bayrak havada. Oyuncu değişiklikleri oluyordu ve Ertuğrul Sağlam da son kozlarını oynamaya başladı. Forvet hatlarını güçlendirdi. Tabii Bursaspor 10 kişi kalınca bütün adamlarını ileriye doğru atmaya başladı. Bütün riskleri almıştı Ertuğrul Sağlam da. Mustafa Hoca da bu sefer Ali Akman'ı çıkarıp yerine Ertuğrul Kurtuluş'u koydu ki Bursaspor 3 stopere dönmüştü. Bu değişikliklerden sonra Samsunspor neredeyse her dakika kaleyi yoklamaya başladı. Hatta öyle bir pozisyon oldu ki çekilen şutta Furkan Emre Ünver'in, yani çok başarılıydı kendisi bugün, kasığına top çarptı. Kasık ağrısından dolayı Furkan Emre Ünver kendini yere bıraktı. Daha sonrasında hakem geldi ve zaman geçirmeye yönelik bir hareketmiş gibi algılandı. Samsunsporlu futbolcular kalk kalk falan dedi. Hakem sedyeyi çağırıyordu. Furkan Emre hayır kasık ağrım var sedyeyi çağırmayın diye söyleyince hakem bir taraftan gülmeye başladı. Yani buradan neyi söylemek istiyorum aslında? Biz her ne kadar 2-0 önde olsak da ve 10 kişi duruma düşsek de yere yatarak oyunu çirkinleştirmedik. Biz ne futbol maçları izliyoruz ki devamlı toplar taca atılıyor, oyuncu değişiklikleri yapılıyor, futbolcular kendini yere bırakıyor. Yani herkes bugün Bursaspor'u nasıl mücadele ettiğini de bir taraftan gördü. Bence 2-0 öndeyken ve 10 kişi durumdayken Bursaspor'un oyunu çirkinleştirmediği de gene güzel bir görüntüydü bizler için. Gelecek adına ümit, umut veriyordu bizlere. İnşallah TFF 1. Lig'deki diğer futbolcular da bu mücadeleyi görmüştür. 85. dakikada Çağatay'ın golü geldi ki hani gol deyip geçmemek lazım. Çağatay da gene geçen hafta Bandırma maçında Ali Akman'ın takip ettiği kalecinin hatası sonrası attığı gol gibi bu sefer de defansın hatasını takip eden Çağatay vardı sahnede. Kaleciyi de geçip topu boş kaleye yuvarladı. Gol sonrasında o hocasına doğru koşup sarılması ve sonra bütün takımın birbirine sarılması bizim yıllardır görmek istediğimiz hareketlerdi bunlar ve hani tekrar tekrar izlediğinizde gözleriniz dolabilir. Gerçekten Mustafa Hoca'yı ve ekibini tebrik etmek lazım. İleriye gönderdi Onur ama şimdi topu kurtardı. Kale boş. Gol pozisyonu ve topalarda Çağatay ve gol. Gol gol gol. 3 oluyor. 3-0 oluyor. Çağatay Yılmaz'ın golü.
Maç 3-0'a gelince bu sefer Samsunspor atakları daha da yoğunlaşmaya başladı ve Ataberk kalesine devleşti. Kaç tane kurtardığını teker teker saymayacağım. Yalnız 3-4 tane 3-0 iken harbiden Ataberk iyi gol kurtardı. Yani 90. dakikada, 90+1'de, 90+5'te iki hamlede de olsa Ataberk topları kurtardı. Yani öyle pozisyon oldu ki tamam artık golü yedik dediğimiz durumlar bile oldu. Hani Ataberk'e gerçekten bu maçta maçın adamı seçmek mümkün. Uzak mesafeden sert şut. Nefis bir kurtarış yine Ataberk. Keremcan ortası önünü aldı. Şut! Yine Ataberk, yine Ataberk, yine Ataberk. Bursaspor kalecisi bir kurtarış daha yapıyor değerli izleyenler. Kafa, hata. Burak Çalık ceza alan içinde. Burak vurdu Ataberk'in üzerine. İkinci hamle. Kaleye doğru gidiyor top Ataberk. Bu arada 90+2'de de Çağatay 4. golü kaçırdı. Orada da gene Burak Altıparmak'ın indirdiği topta kaleciyle karşı karşıya bomboş vuruşta kalecinin üstüne vurdu Çağatay. Ve bu ataklardan da sonuç gelmeyince maç 3-0 sona erdi. Yani son yarım saatini 10 kişi oynayan Bursaspor bizlere 3-0'lık net bir galibiyetle haftayı iyi geçirmemizi sağlayacak bir skor elde etti. Sosyal medyadan da gene taraftarlarımızın bir sürü yazıları vardı. Gerçekten emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Tuzla maçında da maç ne kadar 3-0'dan 3-3'e gelip bitse de orada da demiştim. Bu gençler isterlerse 10 dakikada ligin tozunu nasıl atacaklarını tüm Türkiye'ye gösterdiler demiştim. Tuzla maçının gene maç yorumunu yukarıda paylaşacağım linkten de izleyebilirsiniz. Hakem hataları var mıydı? Evet, Özer'in pozisyonunda hakem hatası vardı. Hatta bu çocuklar bugün hakemi de kurtardı diyebiliriz. Tek üzüldüğüm Özer'in haftaya İstanbulspor maçında oynayamayacak olması. Yani sarı kart da görse sarı kart cezalısı olacaktı. Gerçekten takımın son 2 haftadır Özer'e ihtiyacı vardı ve Özer de takıma katkı sağlıyordu. Attığı golle ve bugün yaptığı asistle katkısı oluyordu. İnşallah İstanbulspor maçında Özer'i aramayız. Mustafa Hoca İstanbulspor maçında da gene buna bir çözüm bulacaktır diye düşünüyorum. Maçın adamı kimdi diye soracak olursam ben buradaki seçimi sizlere bırakıyorum. Sizin maçın adamı seçiminiz kimse lütfen yorumlarda belirtin arkadaşlar. Siz yorumlar kısmına yazarsanız ben de haftaya bu yorumların sonucunda kimin seçildiğini söylerim. Ama zannediyorum Ataberk seçilecek. Bugün ilk defa iki kez üst üste kazanmış olduk. Bandırma maçından sonra Samsun galibiyeti 6 puan. Hiç daha önce iki galibiyet üst üste kazanamamıştık. Benim de içime doğmuş herhalde bandırma maçı videosunda bu konuya değinmiştim. Bu maçta da gene hem aynı zamanda ilk golü atan takım olduk ve gol atma serimizi de 14 maça çıkarttık. Ve daha önce de hep gol yediğimiz maçlar olduğu için ligin en çok gol yiyen takımlarından biriydik biliyorsunuz. Aynı zamanda da en çok gol atan takımız ki hala öyleyiz. Fakat bugünkü maçta ilk yarıyı gol atarak, ikinci yarıyı da gol yemeyerek, defans yaparak, taş gibi defans yaparak hem de kazandık diyebiliriz. Bir taraftan duran toplardan da yediğimiz basit goller vardı. Ümraniye maçında olsun, diğer maçlarda olsun. Bu maçta da baktığınızda duran toplarla ilgili ne kalecimiz Ataberk izin verdi ne de defansımız izin verdi. Bugün ki kornerde rekor korner yemişizdir bu maçta. Samsunspor'da gerçekten iyi mücadele ettiğini söyleyebiliriz. Hafta İstanbulspor'la oynayacağız. Pazar günü saat 19'da maç. İstanbulspor'a da baktığımızda lige çok iyi başlamışlardı. Liderliğe de yükseldiler. Fakat son 4 maçtır kazanamıyorlar ve bir anda kendilerini playoff'un dışında buldular. Haftaya İstanbulspor'dan sonra sonraki hafta evimizde Eskişehirspor'la oynayacağız. Bu maçı da ben kazanacağımızı düşünüyorum ki eğer İstanbulspor'u da yenersek son hafta Keçiören Gücü ile birlikte ilk yarının finalini yapmış olacağız. Orada da galip gelirsek bence ilk yarıyı playoff'ta bitirmiş oluruz. O zaman şehir bambaşka bir havaya girer. Beklentiler yükselir. İnşallah hepimiz için hayırlısı olur. Mustafa Hoca ve futbolculara sonsuz güveniyoruz. İnşallah bundan sonra da gene doğru futbolu oynamaya devam edecekler. Haftaya İstanbulspor maçına kadar eminim herkes Bursa'da haftayı çok mutlu geçirecektir. Bir aksilik olmazsa İstanbulspor maçına kadar inşallah o maçta da gene takımımız sapasağlam çıkacak. Buraya kadar videomu izlediğiniz için öncelikle teşekkür ediyorum. Videoma like atmayı ve kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Sonraki hafta tekrardan görüşmek üzere. Herkese iyi günler.